Evet, sevgili dostlar. Heyecanla her şart ve durum altında bizler buradayız inşallah. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ve hemen bakıyoruz. Büyük bir heyecanla beklediğinizi de biliyorum. Kutsal'ın yorumu. Yeni bir sayfa açıldı onunla alakalı. Bundan sonraki takipleri oradan yaparsanız çok daha isabetli olacak. Dersimiz ağır, dersimize çalışıp gelmeliyiz. Ben de bayağıdır çalışıyorum. Kutsal'ın yorumuna burada bile okuyorum. İzzet burada mı acaba? Bir girdi mi? Girmemiş olabilir. Girmeme ihtimali var. Saat tam 9 gibi. Bizler de sizi çok seviyoruz. Selamlar herkese. Sayfa Kutsal'ın yorumu olacak arkadaşlar. Kutsal'ın yorumu diye girdiğinizde orada göreceksiniz. Evet, İzzet burada. Kutsal'ın yorumu burada. Efendim hemen bakıyorum ben. Hemen çok. Selam. En son Aa, şu anda karavanın içindeyim var ya. Böyle her türlü şartta ve durumda. Konu ağır. Bir de geçen hafta demişler, yazmışlar bize. Bayağı terledik yani, alışa geldiğimiz şeyler değil. Dedim tamam, biz bildiğimiz şeyleri soracağız. İzzet'ten esma bile isteyebiliriz yani. Artık bundan sonra o makamdan da gidebiliriz. Hoş geldin, Estağfurullah, ne sefalar diyorlar? getirdin. Yorumlar Nasıl? nasıl? Yorumlar Ya nasıl? yorumlar şöyle, bir kere kitap okumak, kitap noktasında çok şeyler. Yani kitabın başlıklarını ben paylaştım. Bizim Zoom'da bazı ekibimizde arkadaşlar var onlarla. Hocam evet, kastettiğinizi anladık. Sizin demek istediğinizi anladık şeklinde. Yani burada bir okyanus, bir derinlik ve o anlamıyla da hani böyle çalışılması gereken bir şey. Yani üzerine çalışılması gereken bir şey. Böyle nasıl diyeyim? Hani böyle klişeleri anlatmıyoruz. Bu etimolojisi var, derinliği var. Birkaç kişi de böyle işte Peygamber Aleyhisselam demedi dedi falan filan, onlar o ki açıklamamıza rağmen. Bunlar derinleşecek. Ben öyle hissediyorum ki kesinlikle bir devrim gibi bir şey oldu. Yani bilinçlerde bir devrim. Buraya gelmesi, bu kutsalın yorumunun buraya gelmesi bizim için o kadar önemli ki. Ben bunu başta şahsım adına söylüyorum. Bütün takipçilerim adına söylüyorum. 98 yılından beri ben Moral FM'de program yapıyorum ve bunun şeyindeyim. Ve şunu söyleyebilirim. Bütün takipçilerimize, tüm kalbimle ve tüm samimiyetimle de bunu söyleyebilirim. Onlar benim heyecanım ve samimiyetimi de şu anda belki hissediyorlar. Belki de bütün çalışmalarımız bu anlayışa ve bu irfana hazırlıktı. Yani biz de buraya bir anlamıyla artık ikrar etmeye, bu noktada karar kılmaya geldik. Dolayısıyla burada söylenen her sözün ben bir noktada anlayabilecek kişilerin, o noktada derinliğine dalabilecek kişilerin olmasını çok önemsiyorum, özümsüyorum. Yani Instagram'da yapılacak bu bir tadımlık. Bunun daha derinleri var. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bir hazırlık yani bu. Bu bir hazırlık. Çünkü artık bir şeylere doyduk biz. Bazı söylemler artık sadece slogandan öteye gitmiyor. İşte öyleydi, böyle hayır değil kardeşim. Bunun çok derin bir tarihi var. Bunun bir bilimi var. Bunun bir sanatı var. Bunun derinlerinde bir gelenek var. Bu kavramlar söylenmiş fakat bu kavramların arkasında bir yaşam var. Bunlar hayal ürünü değil. Bu yaşayan bir irfan, yaşayan bir gelenek ve biz şimdi oraya doğru kokusunu alıyoruz. Yani ne demek istediklerimi anlayanlar anlıyor. Önemli dokunuşlar yani.
bunlar. Çok önemli dokunuşlar. O açıdan ben çok önemsiyorum. Başta kendim adına yapıyorum bu programda yani. Kendim adına. Bu tamamıyla benimkiyle alakalı. Aslında çok büyük derinliklerle ilerleyeceğimiz konuşmalar değil bunlar. Çünkü derinlik başka bir şey demek. Biz biraz daha yüzeysel bahsediyoruz. Belki geçen hafta çok fazla duyulmamış bilgi, hakim olunmamış yerlerden çok fazla bilgiyi koyduk ortaya. O yüzden kelimeyi tanımadıkları için çok dışarıda kalmış olabilir. Yumuşatalım, yavaşlayalım, evet. Daha basit gidelim. Derinlik başka bir hikayedir. Burada anlatılan şey aslında çok basit. Yani yüzeyde olan şey en rahat, herkesin rahatça görebileceği bir yerde olması lazım. Yani çok derin hikayelerden bahsettiği zaman birlikte derinlere dalmak lazım. Ondan sonra bizi kim çıkartır oradan? Derinlik başka bir hikaye. Niye? Bu öğretilerin içerisinde o derine dalmakla ilgili söylenen şey aslında şu. Yüzeydekinden çok farklı bir şey görmeyeceksin aslında derinde. Yani yüzeyde ne görüyorsan en derinde de bulacağın o. Farklı olan ne? Farklı olan şey şu. Denizin yüzeyinde yüzüyorsan bir mayo yeter. Aşağılara doğru inmek istiyorsan işte şnorkel lazım, işte bir oksijen tüpü lazım. Çok güzel. Biz mayolarla yüzüyorduk palet. Yüzeyde kendi çabamızla. Palet lazım ve bu elindeki gereçlerle bir yere kadar gidebilirsin. Nedir işte bu oksijen tüpü de, bunlar araçların. Cesaretin olması lazım. Bu işte okuyacağın metinlerde ya da yapacağın yorumlarda ön hazırlıklarını tamamlanmış olması lazım ve bir ağırlığın seni aşağıya çekmesi lazım. Yani derin çalışacağız, çok derin gideceğiz. Derinleştiren şey sorumluluk. O elindeki ağırlık seni aşağıya çeken şey. Aslında sen seni derinlere kimse davet edemez. Sen elindeki ağırlıklarla derine doğru çekilirsin. Dolayısıyla i̇htiyaç burada hissedersin değil mi? Ona ihtiyaç tabii hissedersin. Tabii ya, dünyanın en büyük, yetmez bir şeyler doyurmaz seni. Tabii dünyanın en büyük alimleri gelse şu anda bize konuşsa, anlatsa anlayacağımız, bizim alabildiğimiz sorumluluk gösterebildiğimiz cesaretle sınırlı olur. Değil mi? Dolayısıyla o kadar böyle çok derinlemesine gidecek şey, bir kere yüzeyi halletmeden derine inilmez. Çoğu yerde görüyorsun yani bu tartışmalarda genelde bir getolaşma var. Evet. Herkes kendi mahallesinin şarkısını söylemeyi seviyor. Ve ona alışık. Böyle de taşlıyor bir de. Yo, şeyden dolayı değil. Kötü, olumsuz bir şey olarak değil. İçinde kendini güvende hissettiği için. Kimseyi evet. Bununla suçlayamazsın. Mahalleyi genişletirsen senin olmadığını düşündüğün yan mahallede senin olur. Güzel olan bunda, bu zaten değil mi? Bunda bir problem yok. Bütün mahalleler bizim olsun. Evet, hepsinde gezelim. Bize her yer. Trabzon. Kimsenin bu aldığın eleştirilerde, ben çünkü yorum bilmiyorum. Yorum nereden bakmam gerektiğini de bilmiyorum. Sana özel yazılmış olan bir şey olabilir. Kimsenin inancına ya da bir duygusuna dokunmuş muyuz? Bizim için önemli olan o. Şöyle. Yani aslında insanlar derinlerinde bir şeyin eksik olduğunu biliyor. Fakat az önce söylediğim gibi o eksikliğe girme cesaretini gösteremiyor. Ve o yarama dokunma diyor benim. Veya orayı kurcalama diyor. Ben orada değilim. Fakat aslında kendisi dokunmak da istiyor oralara. Yani kendi klişesinin, kendi köyünün türküsünün dışında bir türküyü sanki kendisine aykırı bir şey gibi görebiliyor. Detone olacağını evet. Zannediyor. Halbuki harmoni... Fark etmeden rahatsız ettiğimiz bir şey varsa, yani bilmeden kırdığımız bir kalp varsa konuşulan şeylerin hepsi çöptür çünkü. Bizim için bu dünyaya bu kadar işte kitaplar okumak için değil, insan olmak için geldik. Kalp kırdıysak o insan olamadık demektir. Eğer ya tabii çok saçma eleştiriler de olabilir yani ama yine de dokunduğumuz, üzdüğümüz biri varsa ben o eleştiriyi, sen tebrikleri sen al. Programı yapımcısı sensin. Eleştirileri toptan ben atayım. Toptan salavat getirmiş onları. Olalım da herkes bir rahatlasın. Tamam. Toptan salavat olsun. Her cümlesine salavat ve selam olsun yani. Onu tekrar hatırlatmakta belki fayda var. Çünkü programın başında konuşmuştuk onu. Hazret meselesini ve salavat
konusunu peygamberlerin isimlerini normal arkadaşım gibi anamazsın. Gelenekte böyle bir kural vardır ve istilahi olan esastır. Yani bu geleneksel olarak nasıl geldiyse uyulması gereken kural da budur. Ama söylediğimiz gibi sözün kendisi bu salavatların önündedir. Yani saygısızlık ya da bir aşağılama, hakaret içermediğine göre konuşmalarımız, hatta sevgiyle ve öykünerek yad ettiğimize göre unuttuğumuz o ufak detaylar için bizi affetsinler. Eyvallah. Evet. Peki o zaman genelden bir soru sorayım. Bu yani kavramların nitelikleri ve içerikleri noktasında saçma da olabilir. Yani başka bir yerden de belki bahsedeceğiz ama benim hep aklıma geliyor. Bunu belki bu bakış açısından belki bir artık ne anlatmaya çalıştığımız anlaşılsın. Biz bugün çocuklarla arabada gelirken de onu konuştuk işte. Yani Allah deyince hep bir yerlerdeki bir kişiden bahsediyoruz. Bu kavramı, Rab kavramını, Rahman kavramı, Rahim kavramı. Yani bu kavramı biraz manasını, bir yerlerde bir şey değil, bu bir ney, bu bir bilinç, bu ilim ney, irade ney, kudret ney, Allah kavramı ney, Rab kavramı ney, din ne, din derken neyi kastediyoruz? İşte bu Muhammed derken sallallahu aleyhi ve sellem boyutunda bir 1400 yıl önce yaşamış bir şahsiyet var, bir de Muhammedi bir şuur var. Basit bu anlamıyla bizim hani takipçilerimizin veya halkımızın kavramları nasıl anlaması gerek veya onun boyutları nelerdir? Mesela bir en çok kullandığımız şey Allah kavramı mesela. Yani bu kutsalın yorumu noktasında, o kavramın yorumu, açılımı noktasında, niteliği noktasında ne kastediyoruz? Yani birilerinin kastettiği gibi mi veya onun ötesinde bir şey mi? Derinliği ne, açısı ne, boyutu ne? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Anladım. Yani derinlemesine gitmeyeceğiz dedik. İlk sorun Allah ne? Direkt. Vallahi hakikaten oradan girdik. Eyvallah. Şimdi Allah ne dediğimiz zaman önce bir soruyu istersen biçimlendirmeme izin ver. Eyvallah. Bunlar tartışılıyor mesela. Allah ne sorusu, nelik sorusu doğaya aittir. Nedir dediğimiz zaman ne sorusunun yanıtını biz doğadan gösterebiliriz. Bir fenomene ait, dışsal bir gerçekliğe ait. Klasik yani klasik düşünce açısından söylüyoruz dışsal gerçeklik derken. İşte doğada gördüğün dışsallıklara ne sorusuyla yaklaşılır ve aldığın yanıtlar ne sorusunun yanıtlarıdır. Dolayısıyla Allah nedir denemez, Allah kimdir diyebilirsin. Bu da kimlik sorusunun yanıtını verir ve Allah'ın sıfatlarını sana gösterir. Ama o zaman da neliklerinden bağımsızlaştırmış olursun. O zaman Tanrı bir kimlik olur ve aleme dokunmamış olur. O zaman Tanrı dediğimiz Allah diyebilirsin. Allah daha çok İslami bir kavramdır. Karşılıklarını yakın buldukları isimler vardır. İşte Elohim gibi. Ama Elohim tam olarak Allah ismini karşılamaz. Dolayısıyla biz genel olarak Tanrı diyebiliriz. Reddettiğimiz için değil ama daha çok kapsayıcı olması adına bunların tek tek ne olduklarını, ihtiva ettikleri anlamlara ulaşmak için açabiliriz. Yani Yahova, Elohim, işte Allah. Bunları tek tek ayrı ayrı konuşabiliriz ama sorun daha çok genel bir soruydu senin. O genellikle yanıt verebiliriz. Dolayısıyla Allah tüm kimliklerin ve neliklerin bütünlüğüdür. Ama toplama değildir. Çünkü her bir şeyi topladığın zaman Allah'ı bulmazsın. Allah o neliklerin ve kimliklerin bütünüdür. Bütün parçalardan oluşmaz. Çünkü ne demek? O parçalardan birini çıkarttığın zaman bütünün varoluşunu bozmuş olursun. Bütün o parçanın içinden çıkartılamadığı bir bütünlüğü işaret eder. Ekberilik diyor. İşte ekberiyet diyorlar bunu. Yani her şeyin kapsayıcısı ve içinden çıkartılamayan. Bu kavramlar İslami kavramlar gibi görünse de aslında bunlar teolojiktir. Bir kere kavram teolojiktir. Onu konuşmak gerekiyor. Yani bir İslam'ı ya da Yahudiliği inanç unsuru olarak konuştuğumuz zaman bu sosyolojinin konusudur.
antropolojinin konusudur, psikolojinin konusu olabilir, sosyal bilimlerin konusudur yani. Ama bu kitapların içerisinde ya da bu inanç sistemlerinin içerisinde yer alan kavramlara dokunmak istediğiniz zaman, zaten kavram dediğin anda felsefedesin, o zaman din artık bu sosyal bilimlerin konusu olmanın ötesine geçer. O zaman artık felsefenin konusudur ve din artık teoloji. Yani çünkü din dediğimiz şey Tanrı'nın işlerini gösterir bize. Tanrı ne yapar? Tanrı ne yapmıştır? Tarih boyunca ne yapmıştır? Sadece burada değil, Hindistan'da ne yapmıştır? Mısır'da ne yapmıştır? Yani Yunanların tanrısı yok mu? Yunan'da ne yaptı? Din ne yaptı? Bütün bunların hepsine din denir. Yani dinlerin birbirlerine üstünlükleri var mıdır? Hangisi daha kamildir? Hangisi daha mükemmeldir? Bu ilginç bir konu. Çünkü bu bir iman sorgulamasıdır aslında. Yani bir Japon'un Shinto din diyelim, öğreti de olsa, o öğretiyi bir yaşam biçimine çevirdiği için adına din diyeceğiz. Bir Shintoist'in kendi geleneklerine bağlılığı onun tanrısal bir inanç sistemi içerisinde bir yere oturtabilir. Daha yakına gelelim. Bir Yahudi'nin kendi inanç sistemi içerisinde işte Musa'nın ne kadar önemli bir yerde durduğu ve Tanrı'ya onu ulaştıracak olan Musa şeriatı olması ve onun geldiği gelenek olarak buna bağlılığı haklı görülür. İşte bir Müslümanın Hazreti Muhammed üzerinden Allah'a bağlanması gibi. Halbuki şeyde imanın şartlarında Allah'a iman var, değil mi? Peygamberlere iman var, meleklere iman var, kitaplara iman var. Peki bunlar niye ayrı birbirlerinden? Yani peygambere iman etmek demek zaten Allah'a iman etmek demek değil mi? Bu aynı zamanda bir yolculuk olarak da düşünülebilir. Yani kitaba olacak olan iman, aslında kitap seni bir kişiye, peygamber suretinde bir kişiye ulaştıracak. Kitabın bilgisi. Kitap bir bilgidir. Değil mi? Kitap olarak. Önümüzde okuduğumuz kutsal bir metin var. Bu metnin sonucunda bizi ulaştıracağı bir kişi var. O kişinin güvenilir olup olmadığı, bize aktardıklarının doğru olup olmadığı, sahih olup olmadığı ve nihayetinde deneyimlemediğimiz bir kudretin varlığına inanacağız ya da inanmayacağız. Yani deneyimlemediğimiz. Deneyimlemedik çünkü. Yani eğer yalancı değilsek, deneyimlemediğimiz bir şeye sadece inandığımızı söyleyebiliriz. Bu kadar. Ama bunun bir yolculuk olduğu unutulmazsa, söylediği şey bu imanın şartlarının nihayetinde Allah'ın da deneyimlendiği yönünde. Çünkü Allah'a iman et. Nasıl edeyim? Eden var. Diyor ki ben şahidim ki diyor peygamber, değil mi? Şahidim ki Allah bir. Ben şahit değilim. İnanmadım değil. İnandığım için zaten okuyorum ve buradayım. Ama peygambere iman ettim. Çünkü sözlerini okuyabiliyorum. Onu görüyorum. Aklımla katılabiliyorum. Ve oradan kendime hayatın içerisinde onu gerçekleştirebileceğim bir yol buluyorum. Ben kitaplara iman ediyorum. Kitaptan peygambere, peygamberden Allah'a geçiş var. Bu bir bütündür tabii ki. Yani ne yani şimdi Allah'a iman etmiyor muyuz? Ediyoruz. Ama peygamberleri üzerinden. Doğrudan kendisine değil. Yanlış bir şey mi söylüyoruz? Bilmiyorum yani şu anda ama konuştuğumuz aslında. Deneyimlemediğimiz, değil mi? Dolayısıyla geçiş yaptığımız bir unsur. O açıdan... Bunlar aslında bizim günlük hayatımızda çok emin olduğumuz, çok basit bir şekilde çok çok eminiz yani. Tabii ki Allah bir. Evet bir. Ama bunu nereden biliyoruz? Deneyimlemedik, değil mi? Nereden? Tabii. Tabii. Bu bir deneyime verilen isimdir. İşte okuma biçimleri... Bu şu anda bir okuma biçimi yapıyoruz aslında. Bunu da söylerken ne yani iki mi demek istiyorsunuz filan diyenler de olabilir. Hayır derse yani nasıl deneyimlemediğimiz bir şey. Hayır, yani. Eğer biri iki derse ki var. Dinler tarihinde tanrısal inandığı tanrısal varlığın iki olduğunu ya da çok olduğunu, panteistik düşünceler var, politeistik dinler var, çok tanrılı dinler var. Çok diyorlar. Birliği o çokluk karşısında birliğini neyle ispat edebilirsin? İşte bir dinin, hani vardır ya genel söylem, işte bir sonra gelen bir öncekinden daha kamildir. Kamil meselesi bununla ilgili. Şuurla ilgili bir şeydir. Dinin nihayeti Allah'ın birliğini kavrayabilmektir. Deneyimleyebilmektir. İşte aklınla kavrarsın, şeyinle, ruhunla onu deneyimlersin. İşte ruh ne demektir falan.
Tamam. Yani aslında sorduğum o, tam olarak o. Bu kavramları kullanıyoruz ama bunları belli böyle cümle silsilesi veya mantığımıza uygun geldiği için kullanıyoruz. Çok da deneyimlediğimiz değil. Aslında kendi içimde hani diyor ya, görmediğim Rabbe secde etmem diyor. Bir şey söylerken arkasında durabiliyor. Fakat biz bir şey söylerken, ben şahsım adına da söyleyeyim, evet söylüyoruz ama bir noktada mantıklı geliyor. Fakat bir noktada da birilerinin dediği için bunu diyoruz. Fakat biz gördük mü onu? Biz yaşadık mı bunu? O zaman onlar nasıl bir deneyimde? Mesela peygamberlerin deneyimlemiş olduğu şey veya o aydınlanmışların deneyimlemiş olduğu şey nedir? Neye diyorlar? Yani bedenimi açtılar, düşünceyi mi açtılar, duygularımı açtılar veya bir şeyin derinliğine mi daldılar? Miraç'ta mesela Cemallah'ı gördüm diyor. Mesela bu görmenin anlamı nedir? Bunu sadece bir bilgi olarak aktarabilirim. Hı-hı. Çünkü yalan söylemiş olmak istemem. Yani herkes yaşadığı kadarını konuşursa daha samimi ve güzel bir ortam yaratmış oluruz. Eyvallah. Mesela Musa'nın deneyimiyle ilgili, İbrahim'in deneyimiyle ilgili. Tabii bunların kayıtları Tevrat'ta. Yani işte tek bir dini diğer dinlere üstün tutmak gibi dertlerin yoksa, bütün kitaplar benimdir diyebiliyorsan, her kitapta büyük zevkler var. Bilirsin çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok fazla atıf vardır. Mesela Yusuf suresi kocaman bir sure olarak anlatılır ama Zekeriya 4 yerde geçer. İşte Zekeriya'nın kıssasını bilmen lazım ki orada Kur'an'ın Zekeriya konusuyla ilgili neye bir anahtar uzattığını anlayabilirsin. Bu kitap bir bütün. Bir bütün olarak düşündüğün zaman sana çok başka şeyler söyler. Bir film seyretmek gibi işte ya. 2 saatlik bir film. Yarısında başlarsan, sadece sonunu seyredersen başındaki olay gelişimini kavrayamazsın. Filmin sadece başını seyredersen sonundaki anlam bütünlüğünü kaçırmış olursun. Çünkü film bir bütün. Postmodern filmler biraz daha karışıklar ama o bütünlüğü yakalayabilmek için filmi baştan sona seyretmek zorundasın. Bu kadar da bugün olduğu kadar da birbirinden kopuk hikayeler değil bunlar. Yani mesela bir Endülüs'e falan baktığın zaman oturup birlikte o sen tarihe adları geçmiş koca koca büyük alimler oturup birlikte işte Yahudi alimler Kur'an-ı Kerim okuyor. İşte İslam alimleri Tevrat okuyorlar. Birlikte bunu tartışıyorlar. Nerelerde takıldıklarını görüyorlar ve ondan sonra birbirlerinin dinlerine girmek gibi bir dertleri yok. Öyle bir arkadan bastırma da yok. Madem anladın gel. Hayır, dönüyor ona işaret de ediyor. Hatta bak mesela gaonlar vardır. Bu şeyler, kendi dönemlerinin büyük alimleri olan zatlar ve bunların başında Saydiye Gavon vardır. Yani belki de tarihe geçmiş en büyük isimlerden biri. Kitaplarından birinde Kur'an ismini geçiriyor. İçinde Kur'an kelimesi geçiyor ve kastettiği şey Tevrat. Kur'an-ı Kerim değil. Tevrat'a Kur'an diyor. Çünkü aynı. Kelime anlamı olarak aynı. Tora kelimesi töre anlamına gelir ve Yahudi töresine işaret eder. Ve bu tarih boyunca da çok yerde kullanılmıştır. Torat Moşe denmişti, yani Musa'nın töresi. Sefer Tora, işte Tora ruloları, scrollları, ruloları gibi kullanılır. Halbuki kitabın kendi özgün anlamı içerisinde ona Mikra denir. Mikra. Tora'ya Mikra da denir. Mikra, karae kökünden gelir. Arapçada bilirsin. Okunan demek. İkra, oku. İbrancesi de vayikra. İkra aynı kelimedir. Ve dolayısıyla okunan, Tanrı'nın söylediği söz. Vayikra söylemek demek, Tanrı'nın sözü anlamında. Mikra diyorlar işte, söylenmiş söz. Ve o Mikra'nın o Arapçaya geçmiş hali de Kur'an. Yani Kur'an kelimesini orta çağda kullanıyorlar. Yani oturup bunları konuşuyorlar. Aynı şeyden bahsediyoruz. Bu bir bütünlük taşıyor. Yani düşünsene, biri de İbrahim diyor, karşısındaki de İbrahim diyor. Ve hikayeleri örtüşüyor ve birbirleri arasında bir çelişki yok, bir bütünlük var. Farklılaştıkları noktalar var. Bu farklılaşmaların nedenlerini arıyorlar. Yoksa tasavvuf nasıl çıkacak? Mertebeler meselesi nasıl çıkacak? Şimdi bu bizim için mutlaklık esas tabii. Okurken. Onların anlayışı şu mu? Yani ortada bir iddiaları yok. Bir bakış açılarının farklılığını mı anlamaya çalışıyorlar? Yani
Ya onların dertleri şu değil ya. Bizim dinimiz, sizin dininiz, bizimki daha üstün, sizinki daha aşağı. Bizimki dikini döver değil yani. Değil değil. Ya. Böyle zaten halkın içerisinde bu dertler olabilir ama konuştuğumuz yani oturup halka konuşmayacağız herhalde. Yani bir metnin ilmi derinliklerine girmek için o metin üzerinden kişilerin kendi bireysel inançlarına herhalde dalmayacağız. Bu işin alimleri, arifleri, muhakkikleri, onlar ne demiş? Bu işi tahkik edenler, derinlemesine girenler, ilmi derinlikleri olanlar, rüsuh bulmuş olan alimler ne demiş? Bizim için herhalde önemli olan bu. Onlar bir araya geldikleri zaman işte bu dinsel üstünlükleri tartışmıyorlar. Var tabii ki yani çok büyük tartışmalar var kendi içlerinde de. Ama bu tartışmalar dini grupların kendi içlerinde de var. Yani tartışıyorlar. Bu tartışmaları tabii şey gibi değil, kavga dövüş şeklinde değil. Anlamak için nasıl bir yol izleyebiliriz? Kendimize buradan çıkış yolunu nasıl bulabiliriz? Çünkü dertleri anlamak. Yani şöyle düşün. Şimdi doğduğumuzdan beri bunlara maruz kaldığımız için, maruz diyelim. Çünkü kendi irademiz dışında bize öğretildi din. Değil mi? Tanrı diye, Tanrı'yı biliyorsun. Nereden biliyorsun? Aslında hepimiz babamızın, annemizin tanrısına iman ediyoruz değil mi? Bize bunlar öğretildi çünkü. Tanrı gelip bana söylemedi İbrahim'e söylediği gibi. Bana öğretildi Tanrı'nın varlığı. Dolayısıyla öğretilmiş olanla hakiki olan arasında bir mesafe olması çok doğal. Ama şöyle düşünelim. Yani gerçekten Tanrı var ve insanlara bir şey söyledi. Bu Tanrı'nın söyledi ve biz bunu kitaplaştırdık. Yani geldi tarih boyunca, kitaplaştı ve önümüze koyuldu. Gerçekten Tanrı bir söz söylediyse ve bu bizim elimizdeyse bundan daha üstün değerde neyin olabilir? Ya inkar edersin böyle bir şeyin varlığına, Tanrı bana demedi dersin. İşte bunlar tarihseldir, o Sümer'den aldı, o Mısır'dan aldı, uydurdu, biraz kaydırdı, tahrif etti bilmem ne yaptı. Sallayıp gidebilirsin. Bu bir tercihtir. Ama inanıyorum deyip Tanrı'ya inanıyorum. Ama ne yazdı, ne söyledi merak etmiyorum. Bu biraz sorundur yani. O zaman bunlara yaklaşırken bizim şeyimiz ne olacak? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Nasıl dokunmalıyız onlara? Yani nasıl okumalıyız bunları? Geçen hafta hedef ne olmalı? Bunları okumaktan hedef ne olmalı? Kendini gerçekleştirmek belki en nihayeti ama. Senin kendi hedefin ne olmalı? Ayrı bir sorudur. Kitabın hedefi nedir? Gayesi nedir? Ve seni neye davet ediyor? Ayrı bir soru. İkisi de irdelenmelidir tabii. Mesela geçen hafta konuşurken hızlı geçtik. Heyecanlı konuşmuşum. Biraz baktım. O yüzden şu anda yavaşlatıyorum. Farkındaysan. Daha yavaş konuşmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle okumak esas. Ne diyor? Okumak. Göz ile okumak ve anlayarak okumak. Yani sadece takip edebilirsin. Buradaki derinlik ya da ilmi bilgiler benim için çok bir şey ifade etmiyor. Benim için esas olan okumak. Sadece okumak. Bu ayrı bir konudur. Ama anlamak için okuduğun zaman ister istemez yorumlamak zorundasın. Dünyaya bakış açın neyse o durduğun yerden yorumlarsın. Kendini daha ulvi yerlere zorlamak istesen de işte onu çok sevdiğin için onu daha büyük değerler atfetmek istesen de o şuurda değilsen bulunduğun yer neresiyse ona göre yorumlarsın. Eğer ahlaki bir yapı içerisinde ve bütün inanç unsurların, hayatındaki bütün inanç, o dünyaya bağlılığın ahlaki değerler üzerindense ve sadece bunlarla sınırlıysa okuduğun kitaplarda ya da metinlerde dünyayı okuyuş biçiminde sadece ahlaki olur. Karşına gelen insanları da değerlendirmen sadece ahlaki değerler üzerinden olur. Değil mi? Bir mutasavvıf bu şekilde değerlendirmiyor. Bambaşka değer yargıları var. Bir insan gördüğü zaman, karşısına biri geldiği zaman işte bu da bir Allah sureti diyor. Allah'ın suretlerinden bir suret diyor. Ahlaki bir okuma değil bu. Ahlaki yaşam biçimi içerisinde olan, yani bunlarla sınırlı olan demek istiyorum. Bir kişi için bu yargılar ya çok sempatiktir, çok hoş bir şey söyledi, çok beğendim dersin ama ne derinlikte söylediğini anlamazsın. Ya da mugayyirdir, şeriate aykırıdır, söylediğini kabul etmen mümkün değil dersin ve yüzünü oradan çevirirsin.
Değil mi? Aslında okuma biçimleri buradan geliyor. Yani biz neyle ölçersek onunla ölçülüyoruz değil mi? İster istemez. Aslında neysen yorumun da o. O oluyor. Tabii. O zaman insanlar sayısınca tanrılar var, anlayışlar var. Açılar var. Tabii. Yani şimdi bir kere hikaye şu. Çok fazla böyle tartışma programları seyretmiyorum. Yani zamanımı daha çok okumakla geçiriyorum ben ama böyle arada bir denk geldiğim zaman o televizyon tartışma programlarında görüyorum mesela böyle ellerini vuruyorlar masalara. Öyle değil, böyle diyor. Öbürü diyor, hayır öyle değil, böyle. Tartıştıkları noktalara bakıyorsun, farklı yerde duruyorlar. Yani böyle tartışmıyorlar, böyle tartışıyorlar. Yani biri başka bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. Yani nasıl örnek verilir? Biri diyor ki işte Tanrı Rahim'dir diyor, kızıyor. Hayır diyor, Tanrı Alim'dir diyor. Öbür Tanrı Hakim'dir diyor, birbirlerine kızıyorlar. Tanrı hepsidir. Ve bir bakış açısına göre bunları yapmış oluyorsun. Rahim'dir dediğin zaman onun koruyuculuğuna sığınmış oluyorsun. Nedir onun koruyuculuğu? Mesela ileri aşamalarda devlet anlayışıdır. Değil mi? İnsanın korunması bir devlet yapısı altında. Eğer dinsel bak okuyabiliyorsan bu yapıyı. Aslında devletin insanı koruması, Tanrı'nın devlet eliyle insanı korumasıdır diyebilirsin. Rahim ismi için. Ama Tanrı Alim'dir dediğin zaman, yani tüm bilginin kaynağıdır. Bilginin kendisidir. O bir bilgidir. Bütün bilgiler ona aittir dediğin zaman bu devletten çok akademik tarafa doğru yönelmiş olursun. Her şey bir bilgi varlığıdır. Allah'ı bilmek, var olanın hepsini bilmekle ilgili bir şey. Başka bir yere hakimdir dersin, felsefe tarafına yönelmiş olursun. Değil mi? O düşünce paradigmalarının mertebelerinin arasında gezinerek Tanrı'yı bulmak istersin. Bunların hepsi haklı. Dolayısıyla elini masaya vuracak bir şey yok. Sadece aynı yerden tartışmadıklarını, bakış açılarının birbirlerinden farklı olduğunu anlamak gerekir. İşte bu... Bunu fark ettiğimizde zaten cennet değil mi? Bunu fark ettiğimizde zaten buluşmuş olacağız. Cennetten bir cennet tabii. Birlikte yaşayabilmenin, barış içinde yaşayabilmenin. Yani illa ki birlikte yaşayabiliriz ama barış içerisinde huzurlu bir yaşam sürebilmenin kaidesi bu. Okuma biçimlerinin merkez noktası bu aslında. Metin dediğimiz şey hermeneutikte, hermeneutikçilerin metin dediği, çok geriye gitmeyelim ama Schleiermacher'den itibaren metin denilen şey aslında hayatın kendisi. Biz hayatı okuyoruz. Yani ortaya bir kitap, kutsal bir kitap koyuldu ve yumruklar masaya vuruluyor. Tam kaldır, hayatı yorumla, yine yumruklar masaya vuruluyor. Çünkü problem yorumlamanın kaynağıyla ilgili. Felsefi bir bakış açısı gerekiyor ya da kavramlara hakim olmakla ilgili. Alet çantasında diyor çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. O açıdan usta bütün aletleri kullanabiliyor galiba değil mi? Ayna bütün suretleri gösterebiliyor. Bir de her bir sureti diğer suretlerle de ilişkilendiriyor. Böyle bir aynaya ihtiyaç var. Bu hermeneutik o açıdan bütün okuma biçimlerini kendinde cem eden, toplayan bir ayna gibi bir niteliğe haiz. Çok güzel söyledin gerçekten. Hermeneutik sana bir ayna tutar, evet. Yaptığın yorumun, bu yorumla nereye varacağının, dünyaya bakış açının aynasını tutar sana. Yani baktığın zaman kendini görürsün. Yani herkes, insanlar öfkeleniyorsan bil ki kendinle ilgili öfkeli bir problemin var gibi. Tabii hermeneutik sadece bu değil. Yani hermeneutiğin alanı o kadar geniş ki, hele bugün o kadar genişledi ki, bilimin gelişmesiyle, felsefenin tırmandığı zirvelerle, bütün o anlayış derinlikleriyle artık hermeneutik neredeyse hayatın bütününe yayıldı. Adını kullanmayabiliriz ama tartıştığımız zaman bu hermeneutik derinlikten yorumlama, hermeneutik kelimesini kaldıralım. Yorumlama diyelim, daha çok daha iyi anlaşılır. Yorumlamanın derinliklerine ulaşmış oluruz. Biz yine metin üstünden gidelim. Yorumlamak için neye ihtiyacımız var? Yani bir metni diyelim. Bu metnin anlam derinliklerine daha sonra gireriz. Yorumlamak için neye ihtiyacımız var? Önümüzde bir kitap. Onun içine girmek istiyoruz.
Yani ona dahil olmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Bir kere önce kapağını açacağız. Değil mi? Kapağına bakarak hiçbir kitabı anlayamayız. Çok basit bir şey söylüyorum aslında, değil mi? Kapağına bakarak bir kitabın içinde ne yazdığını anlayamayız. Ama hayatımıza dönüp baktığımız zaman bu problemi çokça yaşadığımızı görürüz. Olumlu ya da olumsuz olarak. Olumlu ya da olumsuz olarak. Yani bulunduğun çevrede çok takdir edilmiş bir zat-ı muhterem vardır. Mesela ben öyle bir grupla tanışmıştım. İmam Rabbani'ye biatları vardı. Ben de o zaman öyle bir zevkle çalışıyordum işte. İbn Arabi'ye karşı bir söylem geliştirmiş. Acaba ne demişti? Heyecanlı okuyordum. Söylediğim şeylerin hiçbirini bilmiyorlar ama mektubat hepsinin evinde vardı. Baş köşede duruyor. Hiç aldınız mı? Hayır. Kitabını aç, kapağını açmadığın bir kitabın içindeki bilgiye de sahip olamazsın. Bir kişiden dinlemek de geçerli. Bir kişinin yanında bulunursun. Kişinin kendi kapağını açmazsan, onun sözlerini içselleştirmezsen, içeriye almazsan anlamış olmazsın. Kapağını açmak zorundasın bir. Şimdi bu şey, İslami mahallede oturup Tevrat'la ilgili yorum yapan ya da Yahudi getosunda oturup işte Kur'an'la ilgili yorum yapan herkes için bunu söyleyebilirsin. İşte tahrif olmuştur, bozulmuştur. Hiçbir bilgin var mı bu konuyla ilgili? Hiçbir araştırman var mı? Hiç dokundun mu? Çünkü mesela seni bu kadar basitçe olumsuzladığın şey yüzyıllarca tartışıldı. Öyle mi değil mi diye. Ve hiç kitabın kapağını açmadığın bir şey hakkında bu kadar ileri konuşabiliyorsun mesela. İleri düzeyde Ama konuşabiliyorsun. bizim yerimize açtılar onu, baktılar diye Açarlar ama o zaman algı yok, var doğrudur. diyorlar. Doğrudur. Kanaat liderleri Ben vardır. açmadım yani onlar söylüyorlar. Kanaat liderleri vardır ve bu kanaat önderlerinin düşüncelerini kendine esas kabul edip onların düşüncesinden ilerleyebilirsin. Ama yola çıkmış olmazsın. Güzel manzaralı bir koltuğun olur. Uzaklığa şöyle bakarsın. Ama koltuğundan hiç kalkmadığın için gidip yanına görme şansın olmaz. Ne olur o zaman? Güneşi denize batıyor zannedersin. Uzakta manzaraya bakınca. Bunlar hep Bir, çok tartışılıyor tabii. derine O gitti. kadar basit Gerçekten değil. büyük risk istiyor. Bilmediğimiz sularda yüzmek o zaman ilahi olan kendisini aslında açıyor. Tabii. Gerçek anlamda. Tabii. Metnin içine girdik diyelim. Tamam. Yani aldık metni ve kendi hayatımızda bunun bir dönüm ayırdık, zaman ayıracağız. Bunu ciddiye alacağız ve bu kitabı anlayacağız dedik. İçine girdik. O zaman kitapta anlaşılması gereken nedir? Öncelikle ilahi demek, ilahi kitaplar diyoruz. İlahi kitaplar, ilahi metinler, ilahi. İlahiden kasıt nedir? Kutsal. İşte ilahi, kutsal demek. Peki ne demek kutsal? Kutsalın çok tabii kazandırılmış çok fazla içeriği var. İşte yüce, işte böyle aşkın, büyük, tartışılmaz. Bunların hiçbiri değildir kutsal. Kutsal temiz demektir. Arındırılmış demektir. Çelişkilerden, nefsaniyetten. Yani peygamberlerin nefsiyle yazdıkları kitaplar değillerdir bunlar. Allah'ın sözlerini aktarmalarıdır. O yüzden onlara kutsal denir. Yani bir romana kutsal kitap denmez. Mecazi kullanırsın, atıf yaparsın. İşte var işte böyle vejetaryenlerin kutsal kitabı, işte bilmem ne arabasının kutsal kitabı. Atıf yaparsın. Yani o kadar mükemmel ki bir kitap yani. Böyle olmazsa olmaz işte bu yemeklerle ilgili işte bu tariflere dair her şey var. Bu bir benzetmedir. Ama kutsal kitaplar bir benzetme olarak söylemez. Der ki bu kitapların içerisinde çelişki yoktur. Çünkü nefsaniyet katılmamıştır. Tanrı tarafından verilmiştir. Peki öyle mi değil mi? Bunu anlayabilmek için o bütünlüğe ulaşman gerekir. Şimdi kitabı açtın. Önüne bir cümle çıktı. Aldın o cümleyi. Dedin ki Kur'an-ı Kerim üstünden mesela işte 6.000'e yakın ayet var. Bu ayetlerden birini aldın ve dedin ki ben bu ayeti anlayacağım. Sonra başka bir ayet anlayacağım. Daha sonra başka bir ayet daha anlayacağım. Böyle anlaya anlaya sonra da Kur'an'ı anlayacağım. Ayetler tek tek anlaşılma çabasıyla Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Çünkü parçalardan bütüne gidemezsin. Kur'an o şekilde anlaşılacak bir kitap değil. Anlayışın geliştikçe bütününe dair anlayışın da yükselir. Parçadan bütüne gidemezsin. Burada gidemezsin. Gidersin, gittiğin yer, kitabın taşıdığı ana fikir, seni davet ettiği yer,
yere çıkartmaz. Çok büyük konuşuyoruz değil mi? Çıkartabilir. Allah büyük. Seni isterse o ara yoldan da götürerek o ana sonuca çıkartabilir, götürebilir. Ama samimi bir okuyucu kitabın bütününün bilgisine sahip olmalıdır. Çünkü genelde bir parçasını alanlar onunla ilgili bir eleştiri geliştirmek için bunu yaparlar. Örneksiz olmuyor değil mi? Örneklerle daha keyifli olur. Örnek anlatalım. Mesela tamam. İyi bir tane buldum. Mesela Tevrat. Tevrat'ta kölelikle ilgili ayetler var. Şimdi bugünlerde tartışılan konu işte köle olarak Amerika'ya getirildiler ve işte başkan bile yapıldı ama o statüden halen çıkartılmıyorlar ve halen ezilmiş ve itilmiş, kenara itilmiş bir yapı içerisindeler ve artık isyan ettiler falan. Canlı bir konu olduğu için oradan bir örnek verebiliriz. Tevrat'ta kölelikle ilgili ne diyor? Mesela din açısından, ahlaki değerler açısından, 21. yüzyılın insanı olmamız açısından çok da kabul edemeyeceğimiz şeyler söylüyor. Diyor ki köle alınabilir, evet, satılabilir. Hatta nasıl alman gerekir, nasıl satman gerekir bunların listesi var. Sen işte seninle aynı evde durmayacak tabii ki. Nerede duracak? Evi nerede olacak? İşte nasıl evlendirilir? Nasıl çocuğu olur? İşte bayağı geniş böyle yani. Leviller bölümü 3. kitapta çok geniş geniş anlatılır. Kölelikle ilgili uzun uzun bilgi verir. Şimdi oradan bu bölümü aldık. Ve deriz ki Tevrat köleci bir dindir. Bir söylem içerisindedir. Yahudili köleciliktir. Ve işte köleliği savunur. Bu köleliğin kalkmasıyla beraber ortadan kalkmış bir kitaptır. Halbuki bakış açısını biraz daha genişletirsen, bu kölelikle ilgili bilgilendirmeleri girmeden önce Rab, Tanrı, şöyle bir ifade kullanır. Der ki, ki Yahudi teolojisinin geliştirilmiş olan Yahudi dinsel bilincinin en önemli noktası Mısır esareti ve oradan çıkıştır. Yazar, işte Kur'an-ı Kerim'den de hareket edersen bunun ne kadar önemli bir süreç olduğu anlatılır. Der ki siz de diyor Rab Tanrı. İsrailoğulları diyor ki siz de bir zamanlar köleydiniz. Kölelik evindeydiniz. Evet şu anda içinde bulunduğunuz durumda köle kullanmak zorundasınız. Ama o kölelerin ne hissettiğini ve neler yaşadığını sizin yüreğinizden daha derin bunu kimse anlayamaz. O yüzden onlara insan gibi davranacaksınız. Siz yerken onları aç bırakmayacaksınız. Siz kuruda yatarken onlar yaşta yatmayacak. Seni yediğin gibi yiyecek, senin içtiğin gibi içecek. Hatta en önemli gün Şabat, Sept günü. Kur'an'da geçer bilirsin. İşte Sept gününe bakmadığı için Yahudileri eleştirir. Yahudilere bir ithaftır. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere ithaf vardır. Yani muhatap olarak İsrailoğullarını alarak kullanılan ayetler vardır. Der ki size söyledik. Sep gününe bakacaksınız, Şabat'a bakacaksınız. Eğer Şabat'a bakmazsanız aşağılık varlıklara çeviririz. İşte maymunu bir mecazi olarak kullanır. Aşağılık varlıklar olursunuz. İnsanlığınızı yitirirsiniz. Çünkü Şabat, dinlenmek, size insanlığınızı geri kazandıran bir şeydir. O dinlenmek. Şabat 6 gün çalışıp 7. gün dinlenmek. Sebat etmek demek. Dinlenmek demek. Tanrı'nın yaratışındaki 6 güne gönderme yapar. Tanrı 6 günde yaratmış, 7. günde yarattığı üzerinde istiva etmiştir. Ayşe sebat istiva etmiştir. Evet. Sebat'e istiva eder. Yani istiva oraya eder. Oraya çöker diyelim. Oraya çöker. Çünkü dinlenme dediğimiz zaman yorgunluk atfetmiş oluruz. Buna atıfta yaparak siz de böyle yapacaksınız der ve önemli bir uyarıdır bu. Tanrı kendi üzerinden söyler. Bak 6 günde yaptım. Siz de 6 gün çalışacaksınız. Dünyayı imar edeceksiniz. 7. gün dinleneceksiniz. Buna atıfta yapar kölelik bahsinde ve der ki 7. gün sen de dinleneceksin. Hayvanların da dinlenecek. Kölelerin de dinlenecek. İşte cariyen de, eşin de, çocukların da herkes dinlenecek. O gün kimseye çalışma yok. Yiyeceksiniz, içeceksiniz ve mutlu olacaksınız. Bak mutlu olacaksınız.
O zaman ne oldu? Tarihsel olan ve bir köleliğin büyük bir revizyonuna götürmüş oldu. Anakronik düşünmezsek, yani tarih kırılımlı olarak düşünmezsek, önemli bir gelişme olduğunu görürüz orada. Peki bitti mi? Artık kölelik kaldırıldı mı? Ki köleliğin kaldırılmasının yolunu hazırlayan emirlerdir bunlar. Daha sonra bunlara atıfta bulunarak dinin aslında köleliğin başka çaresi olmadığı için yapılmış bir durum olduğunu ve daha sonra bunu kaldırılması gerektiğini. İşte başka millet diye bir şey yoktur. Çok muhteşem yorumlar vardır. Oralara çok girmiyorum yani. O şey, çünkü anlamadığımız bir sürü söyledilere gidebilir konuştuklarımız. Bunun Tanrı'nın içerisinde çok güzel göndermeler vardır. Yani o tarihsel gelişimi çok güzel görürsün. Hoş Bir yerlerdir. şeye Yeri hazırlıyor, geldikçe etap etap. paylaşabiliriz aslında. Hı? Evet, etap etap bir şeye hazırlıyor, bir şeye miraç ettiriyor. Onu Hazırlıyor. bütünlüğünde okuduğumuzda anlıyoruz. Parçada değil Hazırlıyor. yani. Tabii. Hazırlıyor. Mesela bu Tevrat'ta yer aldığına göre milattan önce 1200'de yazılmış bir şeyden bahsediyoruz burada. İslamiyet'le kulluk kaldırıldı mı? Köle kaldırıldı mı? Kur'an-ı Kerim'de anılıyor. Hem de aynı kavramla. Avot'dur İbranice'deki. Avoda, yani şeyler, iman etme, yani şey deme, ibadet olarak da geçer ama avot kelimesi kul demektir. Peygamberin kendi sözü var. Ben kulum diyor. Ben Allah'ın kuluyum, kölesiyim diyor. Abduhu demiyor muyuz? Abduhu ve Resulü. Evet. Kendim köleyim diyor. Peki nereye taşıdı? Başta büyük bir esaret altında insanlıklarını duyumsayamayacağı kadar sert bir durumdan dönüşe 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 Allah'ın kulu olmak. Peki Allah ne? Aslında. Allah kim? Ya da Allah ne? Şimdi bu noktada mesela, şimdi somut bir Nereye örnek getiriyor üstünden, onları? somut bir örnek üstünden şimdi söyleyebiliriz. Bu noktada insan Allah karşısında ne? Onun suretinden, yani onun niteliklerinden, onun vasıflarından, onun ruhundan yaratılmış olan varlıksa, kitabın dediği gibi, o zaman insan dediğimiz zaman Allah'ın niteliklerinden bağımsız farklı bir varlıktan bahsetmiyoruz. O zaman Allah'ın nitelikleri, madem ki insanın nitelikleri, o zaman ben peygamberim, ben Allah'ın kölesiyim dediği zaman Allah'ın benim üzerimdeki niteliklerine köleyim demek. Kuluyum, Allah'ın kuluyum. Yani bu vasıfların hiçbirini nefsim için kullanmıyorum. Kendi çıkarlarım için kullanmıyorum. Ama ne için kullanıyorum? İslam için kullanıyorum. İslam ne? Barış. Barış. Bu kadar. Yani çok mu derin bir şey? Bilmiyorum. Çok mu kafa karıştırıcı bir şey? Çok emin değilim. Bana Hayır, çok. buraları yüzeysel ve çok basit geliyor yani. Bugün çocuklarla arabada böyle geliyor ve baba diyor, Allah yakacakmış bizi. Bizi yakacak. Artık ben şöyle dedim. Sevgi sevgi dedim artık. Sevgi sevgi diye geldi. Onun için bugün ciddi bir sorun var ya. Sevgisinden Ne olur sevgi artık yani. Sevgiye gelelim. Öyle kafamızda kendi ki yanar mıyız? Yanarız işte. Yani bir yalan söylüyoruz. Sistem, hormon sistemi değişiyor yani. Bir ya kendi içimizde tasavvuf muhteşem kısa değil midir? devreler yapıyoruz. Kendi Tasavvuf kendimize muhteşem değişiyor. değil midir bu konuda? Yani en celali, böyle en yakacak, yıkacak, mahvedecek, parçalayacak dediği yerlerde araya girer, keşke bana yapsa derler yani. Bu mutasavvıfların mesela söylemlerinde çok vardır. Onun ateşinde yanmaktır aslında bütün dünyaya gelmemizdeki amaç falan. Hayda, ateş. Ateş neydi? Ne tarafa taşındı mesela? Değil mi? Ateş Muhteşem nereye? derinlikler var. Ve Nereye? bu da bir okuma. Of. Bu da bir okuma ama mesela bu okuma bir ahlakçı okuması değil. Ahlakçı okuması ya da mesela şeriate yakın yasa üzerinden, yasalar, kanunlar üzerinden, Allah'ın emirleri üzerinden yapılan bir okumada ateş yakıcı bir şeydir ve sakınılması gereken bir şeydir. Ateşle mesela o yakarım seni dediği yerleri, işte bu yanmayla ilgili olan tehdit diyelim, o tehdit ayetlerini can isteğine bağlamıyor. Kişisel tercihlere bırakıyor. Bak bu ateş yakar diyor. Ateşe yaklaşırsan bu ateş her şeyi yaktığı gibi seni de yakar. Ateşe yakınlaşmak, uzaklaşmak senin elinde. Şimdi kamptasın değil mi sen? Evet. Ne? Şahane. Ateş yakacak mısınız akşam? Yani arada yakıyoruz. Oo, biz de Bugün bayılırız yakıyoruz. kampa gitmeye. Bizim Evet, Alper çok. vardır mesela. Bizim şey ateş Evet. ustası. Ateş adam deriz biz ona. Bir Evet. ateşin kralı. Neler yapar bize?
Şimdi o ateşe şey yaylaya falan çıktığın zaman gece belli bir saatten sonra -2'leri, 3'leri falan düşer. Havanın ısısı. O ateşe çok ihtiyacın olur. Ateşe çok yakar, yaklaşırsan öyle pantolonları falan yakar. Ayakkabının altını yakar. Böyle o parçalı erir. Onun kauçuğu erir. Biraz uzaklaşırsan donarsın. Hatta arada bir kalkıp sırtını ısıtman lazım. Ateşe belli bir uzaklıkta durmak zorundasın. Ya donarsın ya yanarsın. O tercih sana bırakıyor. Ya soğukluk yaşarsın kendinle. Ya da yaptığın eylemlerin, işlerin sonunda ateş kendi ateşinde yanarsın. İşte bununla ilgili harika şeyler söylüyorlar. İşte cehennemde ateş yoktur. Odununu kendin götürürsün, ateşini kendin yakarsın. Yani kendi eylemlerin seni oraya götürür. Bak bu ahlakçı bir okuma. Öbürü de o ateşte yanmak istiyor. Bu da tasavvufi bir okuma. Aralarında kavga etmişler, barışmışlar, çok hoş görmüşler, çekişmişler, barışmışlar. Bir sürü şey olmuş ama sonuçta birer paradigma olarak, birer perspektif diyelim, perspektif olarak, bakış açısı olarak aynı yerde durmazlar. Başka Evet, noktalardan bakarlar, farklı yorumlarlar. Metin yorumlamasıdır bu. Metni farklı yorumlarlar. peki böyle biraz bunlara örnek versek. Mesela cenneti bir ahlakçı nasıl okur? Bir efendim mutasavvıf nasıl okur? Felsefede böyle bir kavram var mı bilmiyorum. Yani katman katman böyle bazı kavramlara örnek olsa da kendi perspektifimizi bir genişletme ve açma noktasında. Yani okumanın çeşitleri var. Eyvallah. Bunları da yaparız istersen. Zevkli de Yaparız. olur. Tamam. Tabii tabii yaparız. Eyvallah. Bunları da yaparız. Zevkli de olur. Ama Dua işte mesela diyoruz. Biz hep dua mesela. Hep bir esma isteme var. Hocam bir zikir verseniz de onu çeksek. Mesela zikir kavramı. İlerleyen süreçler için bunları da bir not alırsak. tabii yok şu anda da yapabiliriz. Ama bir şey bu işin Evet. zevkli tarafı ne? Mesela hermeneutik yorumlamanın ilkeler arasında şu var. Mesela psikanalistler yani psikologlar psikanalist yapan psikanalistler bunu çok iyi bilirler. Rüyamda cennet gördüm dediği zaman bu bir psikanalist için çok bir şey ifade etmez. Çünkü bağlam önemlidir. Nasıl bir rüyanın içerisinde gördün? Cennete gittin mi? Cennetten geldi mi? Orada kimlerle tanıştın? Önemli, önemsiz değildir, önemlidir ama bağlamında. Bağlam önemlidir. Çünkü metin dediğim şey bak kelime değil. Cennet bir kelime. Anladım. Yorumlanan şey bir metin. Hangi bağlamda cennet? Diyor ki Anladım. mesela Tora'nın, Tevrat'ın birinci cümlesi. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Burada mısın? Buradayım, Yuvarlak burada, dönüyor. burada. Ha tamam. Aa, pardon. Koptu. İbranice orijinalinde Haşamay Geldi. ha geldi. Eş zamanlı mı Geldi gidiyoruz? geldi, şu Şey an sana geldi. geç mi geliyor? Yok, şu anda Geliyor mu şu sesim bana anda? İyi mi? geliyor da sesim. Tamam. Kesile. Kayıt doğru alıyorsa problem yok. Hareket Ağzın nasıl? oynuyor ama ses gelmiyor. Geç mi geliyor? Ağzın depreşiyor o ses gel. Eyvallah. Tamam. Tevrat'ın Devam o birinci zaman. cümlesi Tanrı'nın Elohim'in başlangıçta gökleri ve yeri yarattığını söyleyerek başlar. Şamay ve Haaretz. Yani natural art. Gökleri ve yeri yaratır Tanrı. Şimdi bu mesela cümle cennet olarak tercüme edilmiştir. Hristiyanlar tarafından. Yahudiler bunu gökler diye çevirmiştir. Çünkü Yahudi teolojisi içerisinde cennet kavramı bulunmaz. Ganeden vardır. Dünyevi bir cennet arsası vardır. Arsadır. Dünyada bir cennettir o. Eden bahçesi, Adem bahçesi. Dünyada bir yerdir. Ve kendi teolojisi içerisinde, Yahudi teolojisi dünyevi olduğu için sonradan gelişen Rabbanik öğretilerden bahsetmiyorum. Tora'nın kendisiyle yani Musa'ya gönderilen beş kitapla sınırlı kalarak konuşuyorum.
Onu gökler olarak tercüme etmişlerdir ve gökler Tanrı'nın istiva ettiği, durduğu yer olarak anlatılmıştır. Bu Hristiyan teorisine geldiği zaman Tanrı gökte bir melekut sahibidir. Tevrat'ta bir yerden alıntı yaparak işte o yerdeki krallık gökyüzüne taşınır ve o başlangıçtaki gökler cennet olarak tercüme edilir. Bak oradaki cennet gökler demek. Peki gök ne? Gök ne? Mesela Arapça karşılığı ne gökün? Değil mi? Sema. 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 Sema ne demek? Bilirsin. Semavi alem. Semavi, semi, işitmek. İşitmek, işitilenlerdir. İsimler demektir. Ya feza, feza, feza anlamında değil yani. Feza anlamında değil. Feza anlamında değil. Mesela Atatürk'ün eleştirildiği bir nokta vardır bu konuda. Gökten indirildiği düşünülen kitaplar dediği için bu kitapların ilahi olmadığını söylediğine kanaat getirirler. Halbuki fezadan değil, fezadan gelmemiştir, semadan gelmiştir. Yani sitosferden gelmedi ya da Jüpiter'den gelmedi. Yani Cebrail'in makamı Jüpiter değildir. Jüpiter'de oturup dünyayı seyretmez. Belki eskiden böyle olduğu düşünülebilirdi. Ama bugün gidildi bunda. Artık bugün en son 2020 teknolojisiyle Plüton'un fotoğrafını çekmişler. Artık oradaki çatlaklara kadar var ve burada bir yaşam görmüyoruz. Değil mi? Çok basit anlamda. Dolayısıyla feza ve fezanın üst katmanları, işte uzayın derinlikleri, bunlardan bahsedilmiyor. Şah damarından daha yakınım ayetine binaen aslında semanın senin işittiklerin, anlamlandırdıkların, kendine katabildiklerinle ilgili. Yani Tanrı senden sana konuşuyor gibi bir yoruma gidiliyor. Mesela cennetle ilgili sorduğun için söylüyorum. O cennet başka bir cennet, bu cennet başka bir cennet. Tanrı'nın oturduğu içindeki cennetten bir anda cennetin aslında senin içerisinde yer alan, içinde yer aldığı bir gerçekliğe dönüşmesi. Bunlar farklı okumalar. Ama tabii ki tekst önemli. Yani cennet kelimesinin geçtiği tekst önemli. Yoksa bağlamında yorumlanması önemli. Bağlamda, evet. Bağlamında hangi sistem ve hangi bağlam? Yani psikoloji sisteminin içerisinde Jungçu paradigmaya ve bağlama göre yorumlayabilirsin. Ve o kavramlarla yorumlamak zorundasın. Çünkü onların da mesela işte bilinçaltı dedikleri şey Freud'unki ile Jung'unki farklı. Otto Rehn'inki farklı. Birbirlerinden farklı bilinçaltlarından bahsediyorlar. Mitleri farklı, gayeleri farklı. Hangi sistem içerisinde konuşuyorsan o sistemin içerisinde kalarak bu yorumları yapman gerekir. Yapmazsan ne olur? Yani Freud'la Jung'u bağlaştırmak istiyorum ben ve aralarında göndermeler yapmak istiyorum dersen buna disiplinler arası yapmış olursun. Yani iki tane farklı disiplinin bir kavramlarını karşılaştırıp ondan yeni bir anlayış çıkartmak istersen buna disiplinler arası denir. Sadece paradigma, yani aynı paradigmanın içerisindeki aynı sistemden de hareket etmek zorunda değilsin. Yani ekonomi ya da psikoloji, sosyoloji bu farklı disiplinlerin içerisinde de göndermeler yapıp bağ kurabilirsin. Bugün kutsal metinler belki de tarihte hiç okunmadığı kadar zengin okunabiliyor. Bu anlamda. Çünkü artık disipline edildi ve kendi iç bütünlükleri var. Takılınan noktalar var. Büyüyoruz, gelişiyoruz yani. Daha çok anlıyoruz. Daha da çok anlayacağız. O zaman şöyle, kitaplar, bak orada bir şöyle önemli de yapalım mı ilerleyen süreçlerde belli metinleri okuyalım mı? Belli okuyalım. Metinler, paragraflar, belli ayetler. Okuyalım tabii. Çünkü başka türlü bu sonuçlara nasıl ulaştığımızı öyle gösteremeyiz. Sanki. Kutsal metinler sembolik bir dille yazılmıştır. Remzi. Remizlerle yazılmıştır. Mecazi göndermeler vardır. Yani alegorik yapıları vardır. Niçin böyle yazılmıştır? Ya da böyle bir dille yazıldığını sen nereden biliyorsun? Değil mi? Yani atıyor da olabilirsin kafadan. Yani sembollerle niçin yazıldığını böyle yazılmıştır söylüyor. Çok önemli. Niçin böyle yazılmıştır? Niçin böyle yazılmıştır? Çünkü kavram. Mesela felsefi bir dille niçin anlatılmadı diye sorarsan felsefe kavramlarla yapılır. Kavram idealar, düşüncenin yapı taşlarıdır. Bu kavramların içeriklerini tam uygunluğuna getirip yani kavramların gerçek içeriklerini yakaladıktan sonra bu kavramı tüketmiş olursun. Kavramlar
tüketilerek felsefe yapılır. Kavramlara aşık olunarak değil. Tutkuyla bağlanarak, evet. Ama ben kavramları çok seviyorum. En sevdiğim kavram, işte benim uğurlu sayım dergim, işte uğurlu kavramım adalet. Adalete bu. Felsefe böyle yapılan bir şey değil. Biliyorsun bu kadar şey yaptı ya, o kadar sohbetleri falan, muhteşem konuşmalarım var. Kavram tüketilen bir gerçekliktir. Daha doğrusu gerçeklik değildir. Kavram tükettikçe gerçekleşir ve tam gerçekliğini yakaladıktan sonra ortadan kalkar. Dolayısıyla felsefi